13 Mayıs'ta Fransa Ulusal Meclisi'nde Yeni Kaledonya'da oy kullanma sisteminin değişimine yönelik yasa tasarısı görüşüldüğü sırada ülkede çok sayıda protesto meydana gelmiş, kısa süre içinde şiddet olayları başlamıştı. Yaşanan olaylarla birlikte Fransa çok sayıda askerini bölgeye göndermişti. Olayların devam etmesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa anakarasından 17 bin kilometre uzaklıktaki kolonisi Yeni Kaledonya'ya gitti. Ancak Macron'un ziyareti öncesi adada şiddetli eylemler ve tansiyon yükseldi. Başkent Nouméa'nın belediye başkanı Sonia Lagarde, Fransız medyasına yaptığı açıklamada iki okul, bir bayideki 300 otomobil ve büyük bir iş yerinin ateşe verildiğini, bir okulunda yağmalandığını ifade etti. Fransız Yüksek Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şiddet olaylarının başladığı 10 gün öncesinden bu yana 84 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi. Bölgede oluşan bu gerilimi düşürmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, çeşitli temaslar gerçekleştirerek adadaki problemleri çözmeyi hedefliyor.